Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte daha piyasaya orijinali çıkmadan çakmasına ulaştığımız iPhone 10'a yakından bakıyoruz. Arkadaşlar, telefona ulaşabilmek için Pelili Köşk'te bir gece geçirmedik, ancak İzmir'in çok değişik sokaklarına girmek zorunda kaldık. Zorlu bir maceraydı. Ancak günün sonunda telefon elimize geçti. Şimdi gelin masamıza geçelim ve telefona yakından bakalım. Evet arkadaşlar, iPhone 10'un çakması önümüzde. Gördüğünüz gibi bütün çakmalarda şu güç düğmesinin yanında bir şeyler görüyoruz. O kadar çirkin yapıştırıyorlar ki bu süngeri. Bir tane adaptör geliyor çakmalıktan ağlamak üzere. Ancak kutudaki kulaklık oldukça enteresan. Ben bunu bu telefona hadi aldım diyelim, nasıl takacağım? 3.5 mm'lik jack girişi var. Telefonda böyle bir giriş yok arkadaşlar. Şimdi iPhone 10'un tasarımında çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Bunun normalde böyle sonsuz ekran olması lazım. Çakma olan da gördüğünüz gibi üstte ekranımız bitiyor. Şu jelatinin altından sanki böyle bir şeyler çıkacakmış gibi. Hani kapalı olsa iPhone 10 dersin, ekran varmış gibi sanki, ama açtığın zaman oranın plastik olduğunu anlayabiliyorsun. Arka tarafta iPhone yazıyor arkadaşlar. Bir de elma logomuz var. Çift kameramız yine iPhone 10'da olduğu gibi yerini koruyor. Yani tipoloji olarak iPhone 10'a aşırı benziyor. Bunu kabul edebiliriz ama ön taraf hariç. Home tuşumuz yok. Onun yerine şuraya bir tuş koymuşlar. Tuş kilidini şöyle buna basarak açabiliyorsunuz. Şimdi bizim iPhone 10'da çok merak ettiğimiz bir husus var arkadaşlar. Bu yüz tanıma özelliği. Şuradan parmak izi ekleğini tıklayalım. Evet, hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi parmak izi falan ekleyemiyoruz. Eklesek de telefonun neresine basacağız zaten parmak izi için, onu da bilmiyorum. İşte ne bileyim, yüz tanıma özelliği falan filan gibi herhangi bir şey yapmamışlar, uğraşmamışlar bile. Bunun yanında telefonda bizi şaşırtmıyor. App Store'a girdiğimiz zaman Android'in marketi bizi karşılıyor arkadaşlar. Buradan oyun moyun uygulama falan filan indirebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir CPU Z'yi indirdik. Üretici olarak iPhone gözüküyor, marka olarak Apple gözüküyor falan filan. Sistem olarak da Android versiyonunun 6.0 olduğunu söylüyor. Siri'ye bakalım. Hello, I am Evi diyor. Merhaba. Bir şeyleri tarıyor. Pandora anladı. Webtekno. Pet dog name. Merhaba, bugün nasılsınız? My bubblegum muscle sorunuz diye bir şey. Bu İngilizce anlıyor benim dediklerimi. Neyse, Siri de iş yapmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de şöyle Safari'yi deneyelim, bakalım ne gelecek. Arayüz olarak yakın bir şey geldi. Oh, klavye ağlıyor. Steve Wozniak, iPhone 10 çıkar çıkmaz almadığım ilk iPhone olacak. Bence bir de çakmalısını denemelisin Steve'ciğim. Çakma telefonların kamerası beni her zaman şaşırtmayı başarıyor olumsuz anlamda. Fotoğraflar üzerinden gidelim isterseniz. Bu selfie kamerası. O kadar kötü fotoğraflar çekiyor ki yani insan kendini görünce bile birazcık tırsıyor. Videosu aşırı dandik. Bu sözde timelapse dediğimiz bu hızlı çekim video. Onu da böyle normal yavaş çekimmiş gibi çekiyor. Bu ağır çekim videosu. Ağır çekim videosunu hızlandırılmış olarak çekiyor. Böyle. Normal fotoğraflara bakalım arkadaşlar. Yaklaşınca herhangi bir detayın olmadığını görebiliyorsunuz. Yine makro fotoğraflar bir tık daha iyi. Bu arada bu normal zoomsuz. Bu da 1x zoomlu hali. Şimdi gelin isterseniz telefonun bir de içinde neler varmış biraz daha yakından bakalım. Evet sevgili çakma iPhone 10. Arka kapak saldı kendini. Plastik bir arka kapak çıktı arkadaşlar. Pil aşırı dandik dedik arkadaşlar ama içindeki pil birazcık daha sanki üzerine çalışılmış. Artık bu çakmacılar herhalde birazcık pilin de tipi düzgün olsun diye bizi izleye izleye mi oldu? Ne oldu bu adamlara? Ama pil hakikaten yarım saat içinde bitiyor arkadaşlar. Öyle bir problem var. Çıksana vicdansız kamera. Hah, geliyor vallahi, hemen geliyor ya. Hemen saldı kendini. Hoppa, bakın şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kamera sadece bir plastik parçası. Bir kere de şuraya çalışmasa bile ikinci bir kamerayı koy. Bayağı delemedik ya. Hadi gel. Evet işte bu. Şöyle ikinci kamerayla yakın plandan girersek bunun tamamen bir plastik parçası. Arka tarafında hiçbir şey yok. Buraya herhangi bir DV ile falan filan bağlı değil. Bu arada telefon tabii ki de artık çalışmıyor arkadaşlar. Ah be şöyle. Oh be pil git. Artık hunharca girebilirim telefona. Şöyle bir bükelim bakalım. Oh, hemen ekran da kendini koyverdi. Biz de şöyle bir açalım bakalım. Home butonu açmaya çalışalım şöyle. Şöyle kendi küçük minik home tuşumuzu da buraya açmış olduk. Bakın şurada sözde sensörler vardı. Bu da ön kameramız zaten, sensör değil. Çok çirkin espri yapacağım ama kusura bakmayın. Buradaki sensörleri ne sensör ne de ben söyleyeyim. Burada sensör mensör yok arkadaşlar. Vallahi parçaladıkça keyif alıyorum arkadaşlar. Sizin adınıza bu mazlumu getirin bana hikayesi gibi, bana da çakma iPhone'u getirin. Mazlum, mazlumu getirin bana. Paranız gidiyor bir, sağlığınız gidiyor iki. Zaten sağlık gidiyor, daha ne olsun. Şu ekranı da bir ikiye bölek ya. Oo.
bütün stüdyoyu cam kırıkları yaptı şu an, sağ olsun. Bunca kağıt çıkıyor da hiçbir işe yaramıyor. Şöyle iyice suyunu sıkalım. Evet millet, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.